Berbat bir haldeyim. Gücüm yok ya. Minik minik başım ağrımaya başladı ya. Yani sanki hala pismişim gibi geliyor. Uf. Yeter. Günaydın. Kendime gelemiyorum. Berbat bir haldeyim. Berbat. Arkadaşlar, kötü bir haberim var. Bayağı kötü. Aa ama. Bu hastalık beni agresif yaptı birazcık. Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Kendime geldi saçım başım. Aa çok 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 kötüyüm. Bir mal süreyim, bir duşa gireyim ben, bir şey yapayım ben. Ben çok kötüyüm şu an ya. Bu hastalık beni nalet, huysuz bir insana çevirdi. Neresinden başlasam ne anlatsam da bilemiyorum ve şu an saat 2. Ben ancak kendime gelebildim. Bir şeyler yiyeceğim ama canım hiçbir şey istemiyor. Çünkü tat alma duyumu da kaybettim. Yulaf lapası yapacağım. O sırada da size minik minik anlatayım arkadaşlar neler olduğunu. Yani bakmayın siz benim böyle güldüğüme, sinirim bozuk birazcık. Tavan kalmamış. Zaten halim yok. Bir de bu arada bulaşık yıkayayım ben. Bastıramıyorum şu an. Ben çok sinirim bozuk. Ya benim ocağım böyle olacak bir ocak mıydı Allah? Sen bakar mısınız? Her yer leş gibi. Ama temizlemeye inanın takatim yok. Bu arada dün sabah mesela kendime menemen yapmıştım. Çünkü o zaman tat alma duyum da vardı. Ama şu an yok. O yüzden olabildiğince çabuk doyabileceğim ve beni uzun süre tok tutup yemek derdiyle uğraştırmayacak bir şeylere ihtiyacım var. Çünkü karantinada yalnız başımayım. Pardon. Efendim? İyi sayılırım. Sen nasılsın? Böyle tatlı tatlı bowl'lar hazırlamayı ben de çok isterdim ama şöyle karıştırıp yiyeceğim bunu ben burada. Fıstık ezmesi koydum üstüne belki birazcık enerjimi yerine getirir diye. Her gün değişik yani. Her gün daha farklı hissediyorum. Sanki böyle azıcık tadımı alıyor gibiyim. Kokusu hiç yok. Neresinden başlasam, nasıl anlatsam, inanın bilemedim. Biz Adana'dan döndük, Elif, ben, Turgut. Ve döndüğümüz zaman bir arkadaşımızla görüştük. Bu arada bakın Adana'da o kadar yer gezdik. Hem vlog çektim orada hatta, hem çok güzel bir video çektim, size söylemem şu an. İzlersiniz zaten yakın zamanda. Sonra pazar günü döndük, o arkadaşımızla buluştuk. Sonra ertesi gün dedi ki ben Covid testi oldum ve pozitif çıktım. Ama biz Elif'le, Turgut'la falan böyle kafayı yiyoruz. Nasıl ya, nasıl olabilir falan diye. Ve hani yan yanaydık. Bir gün önce beraberdik, birlikteydik. Biz hemen Elif'le devlet hastanesine gittik. Testimizi olduk ama çok huzursuzuz yani. Hani böyle ister istemez ateşimiz çıktı gibi oluyor. Halsiz hissediyoruz falan. Böyle psikolojik de olabilir, bilmiyorum yani. Bizim de testlerimizin sonucu çıktı ertesi gün ve biz de pozitifiz. Ya evim şu an o kadar tozlu ve saçlı ki, her yer o kadar rezil ki. Ama böyle elimi kaldırıp temizleyecek gerçekten halim yok. Ben evi bu hallerde bırakacak insan mıydım ya? Şu tiple karşınıza çıkacak insan mıydım? O hiç değildim. Ya moralimiz tabii ki çok bozuldu. Çünkü birincisi ben astım hastasıyım. Kronik alerjik astım bronşit olduğu için. Direkt dedim ki hani mahvoldum. Annemlere nasıl söyleyeceğim? Kafamda şeyi planlamaya çalışıyorum. Acaba negatif çıkana kadar anneme söylemesem mi falan böyle. Ama şimdi sosyal medyada illaki bunu paylaşacağım. Anneme öğrenecek, ne yapacağım falan. Yani böyle çok çok kötüydüm. İlk gün hiç kimseye söyleyemedim. Çünkü ben de hazmedememiştim yani bu durumu. Testi biz bir gece önce 11-12 civarında olduk. Testin sonuçları ertesi gün 4-5 gibi çıktı. Yani tam 24 saatte değil, hani 18 saatte falan çıkıyor. Sonrasında evde beklemeye başladık. Birileri gelecek ve size ilaç falan getirecek. En azından ben Covid geçiren arkadaşlarımdan böyle biliyorum. Herkes kendi evinde bekliyor. Sürekli görüntülü arıyoruz birbirimizi. İşte nasılsın, neren ağrıyor falan diye. Sonra bende inanılmaz bir baş ağrısı başladı arkadaşlar ama. Ya öyle bir baş ağrısı ki bu. Gerçekten anlatamıyorum. Yani böyle gözlerim yuvalarından çıkacak yani. Böyle parçalanacak çıkacak. Yana çeviremiyorum, aşağı indiremiyorum. Gözüm falan çok kötüyüm. Kafatasımın şurası inanılmaz fazla ağrıyordu. Aa evet, ben şu an Covid'im
dediğim gerçekten o ağrıydı yani. Mesela Turgut'un işte ateşi çıktı, halsizlik oldu. Elif de tat alma duyusu direkt gitti. Koku ve tat almıyordu asla. Ben alıyordum. Çok mutluydum alırken de şahsen. Gece böyle tam yatacağım. Kapı çaldı. Bu arada ben güvenliği arayıp uyardım. Dedim bakın böyle böyle benim Covid testimin sonucu pozitif çıktı. Eve Sağlık Bakanlığı'ndan gelecekler. Önden bilgilendirme amacıyla. Sonra kapı çalıyor. Yani güvenlikten arıyorlar beni aşağıdan. Tam da yatmışım böyle uykuya dalacağım. Kalktım hemen geldim. Efendim falan dedim megafondan. Adam böyle yapıyor. Geldiler. Asansördeler şimdi geldi. O kadar tatlı ki. Tamam gelsinler beyefendi sıkıntı yok dedim. Ha öyle bilginiz olsun yani falan. Telaş yapmış böyle. Çok tedirgin oldum. Neyse ondan sonra geldiler. Bir hanımefendi bir beyefendi vardı. Bana sordular işte. Yani kendinizi nasıl hissediyorsunuz falan. Astım hastasım deyince adam direkt böyle oldu. Öyle mi dedi. Telefonunu aldı bir dakika falan dedim. Bir şeyler yazıyor böyle telefondan ve o anda birisi mesajlaşıyor. WhatsApp'tan. Bana bir tane şöyle göstereceğim. Form verdiler. Bana getirilen bu ilacın nasıl kullanılacağına dair şeyler yazıyor. İşte günde kaç kere kullanacağım falan. Bunun bir kopyasını da kendileri aldılar ve şuraya bana imza attırdılar. Ve ilaç da gördüğünüz gibi bu böyle 2, 4, 6, 8, 10'lu bir tablet değil mi? Kullanacağınız ilk gün 8 hapı tek seferde içiyorsunuz arkadaşlar. Evet yanlış cumhurdunuz yani şu kadar hapı tek seferde cumhurup içtim. Akşam yatarken. Sonra sabah kalktığımda aynı şekilde yine 8 tane hap içtim. Bir günde şöyle 2 tane tableti sadece sadece 4 kapsül kalmış oldu yani. Hepsini içtim neredeyse. Sonraki 4 gün boyunca da 3'er tane içiyorsunuz. 3-3 içip en son 5. gün artık ilacı bitiriyorsunuz. Benim bu kadar ilacım kaldı arkadaşlar. Onun haricinde bir ilaç vermediler. Bu da zaten İnfluenza tipi virüslere neden oldu? Enfeksiyonlarda kullanılır diyor arkadaşlar. Daha yiyemeyeceğim ben bunu ya. Bilmem kötü oldum birazcık. Gerçekten C vitamini olmazsa olmaz. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Siz de bence her gün için. Bak ellerim, ayaklarım, tırnaklarım o kadar berbat bir haldeyim ki yani şu an bu videoyu gerçekten çekmek istemiyorum. Bakın. Nasıl rezalet bir halde evim. Asla toparlayamıyorum. Ay hele var ya burayı hiç göstermek istemiyorum. Yani burası bayağı dağınık. Buranın acil toplanması lazım. Ya her şey çok kötü. Bakar mısınız? Ama asıl kötü olan şeyi göstereceğim size. Burası. Arkadaşlar bu benim kirli sepetim. Ben bunu nasıl yıkayacağım asla bilmiyorum. Çünkü çok yorgun hissediyorum kendimi. Hani yıkasam makinenin içinde falan kalacaklar. Bir de şey kapağını kapatıyorum böyle bak. Böyle. Sağlık ekipleri geldiği zaman 2 tane maskeyi üst üste takıyorum arkadaşlar. Birazcık da yatağımda çeksem nasıl olur? Bence çok iyi olur. Ne anlatıyordum? Covid testini yaptırmaya gittiğimizde hemen söyledik biz hani böyle böyle pozitif çıkan bir arkadaşımızla iletişim halindeydik. O yüzden bize direkt test yaptılar zaten. Sürüntü testi yapılırken zaten ajansa da yapılmıştı. Direkt bende yapılırken videosu vardı. Çok saçma bir an. Alabilir miyim? Merve. Oturun buyurun. Uğurcan Bey sorularınız varsa. Merve Kutlu değil mi? Evet. Tamamdır. Çok güzel. Yaşın 26. Yaşımı unuttum anlık. Evet. Şükrü. Şimdi maskeni indirebilirsin. Kafanı geriye doğru yasla. Dilin dışarıda. Kocaman A demeni istiyorum. Küçük dili görmem lazım. Tamam çok az kaldı. Tamam. Bir kere daha deneyelim. Tamam. Yaparsın değil bir şey yok tamam. Tekrar dilin dışarı çıkar. Kocaman A demeni istiyorum. Tamam süpersin. Şimdi burundayız. Tamam. İkiye kadar sayacağım. Kafanı geri çekme olur mu? Yukarı doğru bak. İkiye kadar sadece. 1, 2. Şimdi birindeyim. 1, 2. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet bak hiçbir teşekkür şey ederim. Waterproof maskara sürmüştüm. Dışarıdakilere söylemiş şey olmadım. Çok korkuyorlar çünkü. Evet birazcık geri sen biraz rahatlatmış. Teşekkür ederim. Ay ağlamış. Ay ağlamış. Ay gerçekmiş. Ajansta yapılan daha kolaydı. Daha hızlı bitmişti ama devlette yapılan birazcık daha bana göre uzun geldi. Niye bilmiyorum. Uğraştı sanki orada birazcık falan gibi hissettim ben. Öyle yani canım acıdı. Birazcık canım acıdı bu sefer. Genzinizde falan dokunulmamış yerlere temas ediyor ya o pamuk. Hani tuhaf ya. Tuhaf gerçekten tuhaf bir duygu. Mesela şu an tat alma duyum yok. Niye yok? Elif çok mutlu oluyor. Biliyorum onu. O çok mutlu oluyor ben tat alamıyorum diye. Bir de hani genel itibariyle aslında ben bu süreci gayet güzel geçiyorum. Turgut birazcık hafif ateşlendi. Elif nitekim yorgundu falan filan ama bende öyle bir şey yoktu. Bugün ben birazcık kendimi yorgun hissediyorum. Sanki uykuya doyamamış gibi hissediyorum. Ama sürekli uyuyup uyanıyorum arkadaşlar. Ya o kadar kötü ki yorgunluktan gerçekten bir günde yapacağım editi 3 gündür yapamıyorum arkadaşlar. Çok saçma. Vallahi çok sıcak ya.
Terliyorum ve böyle sanki ateşim var gibi hissediyorum. Bir bakayım bakayım. Çıkacak mı ateşim? Oh oh. Ölüyorum ben galiba. 35.1. Ben niye böyleyim ki? Dokunuyorum kendime, bayağı sıcağım ve terliyim yani. Ay ben duşa gireyim ya bir. Bu arada söyledim mi hatırlamıyorum ama 10 günlük bir karantinaya girdik biz. Mesela ben 15 gün zannediyordum karantinayı ama 10 güne düşürülmüş. Şu an 3. günündeyim. Geriye sadece 7 günüm kaldı. Sadece demek de yani. Üzülüyorum. Yani bu 7 gün boyunca ne yapacağım evde bu halsizlikle hiç bilmiyorum. Mesela şu an şeye çok ihtiyacım var. Biri beni duşa soksun, birazcık böyle çitilesin. Of ya. Bana ne ya? Bak yattığım yerde uyuma kabiliyetim var. O yüzden uyumamak için kalkıp şimdi duşa gidiyorum. Duştan sonra vloga umarım devam edebiliriz. Birazcık kendimi iyi hissetmeye ihtiyacım var. Oje falan sürerız belki, olur mu? Elif gelemedi ama. Aa, Elif niye gelmiyor? Az önce onunla konuşuyordum ya. Turgut niye öyle dondun? Sen ne yapıyorsun ya? Ölmek istiyorum. Kokum yerine geldi ama iğrenç kokuyor ev. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Nereye gitsem öyle kokuyor, çöp gibi kokuyor. Geçen gün Ömer bana ilaç getirdi. Ben uzağa gittim, çift kat maske taktım. Kapıyı açtı. Ondan sonra Ömer diyor ki, abi içerisi gibi kokuyor diyor. Gerçekten mi? Hani iğrenç kokuyor diyor içerisi diyor. Yani şu an evimiz büyük ihtimalle çok kötü kokuyor. Hiç koku almıyorum ki. Bak çocuk hep yatağa bağlı yaşıyor. Ben de sürekli evde yemek yapıyor. Kime mi yemek yapıyor bilmiyorum ama birine hep yemek yapıyor. Kendime. Artık yapamıyorum çünkü tat almıyorum. Tat almadığın zaman yiyemiyorsun değil mi? Hiç normal değil. Evet, buyurun. Böyle konuşuyoruz artık. Kafayı yedim. Baksana da şuna, bir şeye benzemiyor mu Merve Kutlu? Jetgillere benzemiyor mu? En normali benim. Asla yatalak. Dur dur. Turgut'un taklitini yapalım mı? Elif. Çok sıcak. Çok soğudu, ben yapabilirim. Yap yap. Vitamin olsun diye meyve suyu vermişiz. Çok, ama çok soğuktu, ne yapayım? O dudağını yap, dudağını. Bana meyve suyu verdiler ama çok soğuktu, içemedim, ne yapayım? Harika tipimle ben artık duşa gidiyorum arkadaşlar. Son temiz havlumu da alıyorum. Evet, artık orayı gerçekten yıkamam lazım ama duştan çıkınca bakarız, olur mu? Şimdi bak saçımın haline bakın. 2 gündür bu saçı hiç açmıyorum. Çok kötü. Arkadaşlar her saçımı açtığımda bu kadar saç dökülüyor. Çok korkunç. Yemin ederim kalıp gibi saçım. Çok tatsız. Hadi ben duşa kaçtım. Haydi. Duştan çıktım. Bir iyi geldi ya. Ama tertemiz kokuyu çok seviyorum. Hiç koku alamıyorum. Yani sanki hala pismişim gibi geliyor. Uf. Bayağı hem tatsız hem kokusuz bir video oluyor. Cildime birazcık canlılık katması için I Am From'un ginseng maskesini kullanacağım. En sevdiğim maskelerden biri ve ben bunun kokusunu da çok seviyordum. Pürüzsüz sürmeyeceğim, sadece bırakıyorum. Çünkü bu maske elin ısısıyla aktive oluyor. Mesela şu an yüzüm ısınmaya başladı. Bayağı yüzüm yanıyor şu an. Bu şimdi hem birazcık cildimi dolgun gösterecek hem de canlandıracak. O yüzden bu maske kalp ben yani. Birazcık uzanmak istiyorum. O sırada maskem de cildimi güzelleştirsin. Woo! Bu ne güneş ya. Çok ilginç bir hava var arkadaşlar. Böyle sisli ama güneşli. Anlamadım. Aynı benim içim gibi. Aynı. Ben şu an mesela bu yeni pijamalarımla bu yatağa yatmak istemiyorum. Çarşafı veya sıkıntılarını değiştireyim. Hemen. Hemen. Bunları da şimdi kirli sepetine atacağız. Ama bilin bakalım nerede yer yok. Dağ gibi oldu, dağ. Şu yüzümdeki maske birazcık daha dursun. Onu çıkarırken çamaşırları da atarız makineye. Yapacak bir şey yok yani. Hani elinde sonunda onları yıkamak zorundayım. Alo. Ne yapayım bebişim, duştaydım. Sen ne yapıyorsun? Ne? Şu fan birazcık ses yapıyor, farkındayım ama kapatsam karanlık olacak. Ya çok da olmuyor sanki. Bence birazcık böyle idare edebiliriz. Urban Care'in köpüğünü kullanacağım arkadaşlar. O kadar hoşuma gidiyor ki. Eğer saçınızı dalgalandırmak istiyorsanız, hem de böyle yapısını çok bozmadan, böyle sert yapmadan bununla yapabilirsiniz yani. Şöyle aşağıdan yukarıya
nemli saçıma uyguluyorum. Ya mesela bu mis gibi kokuyordu. Ben hiçbir şeyin kokusunu almıyorum. Çok moralim bozuluyor. Bu normalde mis gibi milkshake kokuyor mesela. Bak anında gördün mü? Dalgalandırıyor. Az biraz daha Hobi'nin deniz tuzu etkili spreyinden sıkacağım. Ben böyle hem köpük hem deniz tuzu spreyi kullandığım zaman saçlarım bayağı güzel şekil alıyor. Kendime ekstra böyle iyi hissetmeye ihtiyacım olduğu için her şeyi yapıyorum şu an. Üzerimde pijamam olsa bile şimdi mesela birazdan makyaj yapacağım azıcık. Bak güzel şekilleniyor. O zaman hadi gelin de birazcık makyaj yapalım. Kapatıcı sürebiliriz bence. Allah. Ay hiç gücüm yok ya. Bir kapatıcı. Kaş jeli de güzel gider. Bir de kaş jeli alalım. Allah'a falan hiç gerek. Belki birazcık şundan uygularız. Evdeyiz ne de olsa canımız keyfimiz nasıl isterse yani. Bir de rimel. Evet. Aldım burada. Aynam nerede? Aynamı da aldım. Yani çok da şey etmemek lazım tabii. Ama bir nemlendirici süreyim ya. Maske bayağı güzel nemlendiriyor ama olsun. Real Barrier'ın Aqua Shooting Gel kremini kullandım. Bu böyle çok azıcık bir de ferahlık da veriyor. Minik minik başım ağrımaya başladı ya. Parmağımla uygulayacağım için çok ürün istemiyorum burada. Ben fark etmedim ama benim göz altlarım çok morarmış. Mesela bakın çenemde bir sürü maskeden kalan leke var. Leke değil de böyle küçük küçük sivilce. Sivilce gibi bir şey. Of of. Glow Monomore kullanacağım şimdi L'Oreal'den. Bunu çok seviyorum ya. Çünkü ne böyle allık gibi ne aydınlatıcı gibi. Ama çok fazla kullanmamak lazım. Çünkü yağlı bir ürün. Yan akıçlarıma da getireceğim biraz bundan. Ya, böyle sağlıklı bir parlaklık veriyor cilde. Bileyim ıslak gibi. Covid'den konuşalım. Çünkü ana konumuz bu. Ben ne kadar unutmaya çalışsam da sizin aklınızda bir sürü soru işareti. Şimdi ekipler geliyor. Size işte kimlerle iletişim halinde olduğunuzu falan soruyorlar. İlacı nasıl kullanmam gerektiğini söylüyorlar. Söylediler. Sonra da dediler ki sizi gün içerisinde kaymakamlıktan falan arayacaklar. Nasıl olduğunuzu soracaklar. Hani bilginiz olsun dediler. Bu arada gelen ekipler gerçekten tatlı yani. Güler yüzlü ve sevimli insanlardı. Bir işte astım hastası olduğumu duyunca birazcık telaş yaptı gelen beyefendi. Ama sonrasında ilacı verip gittiler. Ki ben de gerçekten çok korkmuştum. Yani hani bir şey olursa başıma bir şey gelirse evde de tek başımayım. Hani ne yapabilirim ki? Yani bin şükür çok iyiyim. Çok şaşkınım ama çok iyiyim. Hani daha ağır geçireceğime emindim. Zannediyorum ki artık virüs zaten o şeyini yitirmeye başladı. Çünkü sürekli form değiştiriyor. Bak hemen nasıl kendime geliyorum. Seviyorum ya makyajı. Vallahi seviyorum. Bu arada kaşımda Benefit'ten Gimme Bravo kaş jelini kullandım. 4 numara. Rimmel olarak da Last Sensational. Gözaltı kapatıcısı olarak da Instant Anti-Age kullanmıştım. Söylemedim gibi geldi. Söylemiş de olabilirim. İnanın hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu arada hem ekiplerden hem kaymakamlıktan hem kontrole gelen denet leyiciler falan o kadar tatlılar ki bir şeye ihtiyacınız var mı? İstediğiniz herhangi bir şey getirebiliriz falan diye böyle yardımcı oluyorlar. Güzel yani hani iletişimleri çok güzel. Gerçekten insana kendini değerli hissettiriyorlar bu süreçte. Bu kadar ürünle kendime geldim yani. Bence güzel. Birazcık da dudağıma bir kalem malem bir şey süreyim. Üzerimdekine benzer bir renk aldım bu. Flormer'ın waterproof kalemlerinden 226 numara. Üzerine de Avon'un dudak yağını uygulayacağım. Geldik mi kendimize? Geldik bence yani. Şimdi ne yapacağım? Çamaşırları makineye atacağım. Wow, bravo. Koyu renkler, açık renkler. Koyu renklerden başlayabiliriz bence. Artık bunlar da yarın arkadaşlar yani. Çünkü benim maalesef sadece bir tane çamaşır askılığım var. Öyle. Ben bir şeyler izleyeyim bu arada. Uzanayım. Azıcık keyfim yerine gelsin ya. Birazcık böyle şey oldum. Yorulduğumu hissettim çünkü. Tam da makyaj yapmıştım oysaki. Evet. Makine hala bitmedi. Ben de uyuyamadım. Ve acıktım. Neyse ki bugünlük yemeğim var ama yarına yok arkadaşlar yani. Yarın bilmiyorum. O kadar enerjim cidden yok şu an zaten. Pilavım, Meksika fasulyem ve çorbam var. Aa, ama şeyleri yıkamadım ben. Evet yıkamadım. Ya, tava yıkamam lazım yine. Yeter. Fazla sanki bana ya.
Galiba yarına da yemeğim çıktı. Normalde bunu tabii ki ayrı bir şeyde ısıtıyordum. Ama şu an fazla tavam olmadığı için bunun pilavın üzerine koyup yapacağım. Zaten pilav üstü yiyordum. Bir şey fark etmedi yani bana. Çorbamı açıyorum şimdi altına. Bunun da aynı şekilde açıyorum altına. Dün kendime böyle bol limonlu güzel bir salata yapmıştım. Bugün de kefir içmek istiyorum bunların yanında. Şuranın ışığını bir yakayım. Bu ne böyle ya? Hava karardı bir anda. Ben hızlıca yemeğimi yiyeyim. Birazcık enerji alayım. Çamaşır makinesini boşaltacağız bu arada. Ya hasta hasta yaptığım şeylere bak ya. Ben bundan sonra direkt yatarım. Yatamam. Bu videoyu editleyeceğim. Sakinim. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bunları buraya asayım da bari. Odamda çünkü hiç yer yok. Evet, çamaşırlarımı da astığıma göre artık yapılacak tek bir şeyim kaldı. Bu videonun editi. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek değil de üzülerek, dua ederek, iyi dileklerinizi ileterek izlemişsinizdir. Ha, ilacımı içeceğim. Bu nedir ya? Ben daha bir tane hapı içemiyorum. Bir de bundan 3 tane içiyorlar. Ben bundan bir de 8 tane içtiğim ilk gün var ya... Ölüyorum sanmıştım yani. Gitmiyor. Evet, artık videoyu kapatabiliriz arkadaşlar. Benim için de zaten artık gün bitmek üzere. Video editim bittikten sonra cumburlop yatıp uyuyacağım. Öyle. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bye bye.